Merhaba değerli izleyenler, Editörün Gözü'nden programına hoş geldiniz. E, Türkiye'nin gündemi biliyorsunuz sokak e, hayvanları, köpeklerin saldırıları e, bunları konuşuyor Türkiye. Biz de bu konuda ön planda olmak üzere e, Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Kayseri'nin Akgün Ergül Başkanımızı ağırlıyoruz kendisiyle. O konular ve diğer e, konuları konuşmaya çalışacağız. Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk diliyorum. E, sizlere ve TV bir ailesine e, teşekkür ediyorum. Peki hoş geldiniz tekrardan. E, başkanım tabi e, yani güncel konu e, sokak evet. hayvanları. Sokaktaki hayvanların çocuklara ve insanlara yaptığı saldırılar. Bunları konuşacağız ama öncelikle veteriner hekimleri odası ne iş yapar ne yapıyorsunuz buradan başlamak isterim. Evet, teşekkür ediyorum. Ee, bizim Türk e, Ankara'daki Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyimize bağlı, 81 vilayetimizde 56 tane odamız var. Tabi bunların bir kısmı bölge odaları, hı hı. yani civarındaki illerde onlara bağlı. E, Kayserimiz de önceden bölge odasıydı, işte Nevşehir, Niğde, Yozgat bize bağlıydı. Sonra onlar kendi odalarını kurdular, üye sayılarını tamamlayıp e, Kayseri artık e, kendi bölgesinde hizmet vermekte. E, odamıza bağlı şu an için 530 tane aktif üyemiz var çalışan. E, tabii bunların bir kısmı üniversitemizde öğretim görevlisi hocalarımız, e, Tarım İl müdürlüğümüzde e, görevli veteriner hekim arkadaşlarımız var, kamu memurları. Tabi bunların odaya üye olma zorunluluğu yok fakat üye olan meslektaşlarımız da var. Onun haricinde de 16 ilçemizde bizim e, toplamda 155 tane hizmet veren kliniğimiz bulunmakta ve ee, tüm ilçelerimizde de kliniklerimiz mevcut. Ee, yani Sarızdan Tutun, Yahyalıya kadar veya merkezde olmak üzere birçok ilçelerimizde de kliniklerimiz var. Ee, bir de normalde bizim gıda ile ilgili sektörlerde çalışan özellikle işte e, halka hizmet eden yani toplum sağlığı ile ilgili işte kesimhaneler olsun, üretim tesisleri, parçalama tesisleri, pastırma sucuk üreten tesislerde de ve veteriner hekim arkadaşlarımız oradaki hayvanların işte gerekli fiziki kontrolleri gerekse kesim sonrası et muayenesiyle ilgili birçok konularda söz sahibi olup sağlıklı bir etin işte çiftlikten sofraya kadar dediğimiz şekliyle de tüm üretim aşamasında hekim arkadaşlarımız orada görev yapmaktadırlar. Sorunlu bir üyelik, üyelik zorunluluğu var mı başkan? Tabii yani bizde özellikle bu dediğim İslam zorunlu personel olarak yani e, hayvansal ürünlerin işlenmiş olduğu tesislerde e, ve serbest klinik yapan arkadaşlarımızın hepsi odaya üye olmak zorunda. Odadan belgelerini alırlar. Hmm. Ona binaen de iş ve işleşlerini yürütürler. Yani bir klinik açacak olsanız mutlaka odaya üye olmanız ve belge alıp Tabii sonrasında ki. bu klinik işlemlerine başlatmanız lazım. Sonrasında e, bizden almış oldukları belgelerle e, Tarım İl Müdürlüğüne gidiyorlar, oradan ve belediyeden ruhsatlarını alıp e, klinik faaliyetlerine devam etmiş oluyorlar. E, kamudaki kamu veteriner hekimlerin üye olma zorunluluğu var mı? Yok. E, özellikle e, kamuda ve üniversitedeki meslektaşlarımızın yani odaya üye olma zorunluluğu yok. Onlar. Başta Erciyes Üniversitesi'nin dediniz de o yüzden sordum. Oradan üye olanlar var herhalde. Tabii üniversitede de. Yani gönüllü evet. olarak mı var yoksa zorunlu üye? Yok yani şey o gönüllü olarak Hı. işte burada da bir odam var. Aslında biz şöyle Hı. her zaman için onu demişimdir. 10 senedir oda başkanlığı yapıyorum ben mezun olan her bir arkadaşımın veya meslek büyüğümün, meslektaşımın e, odasına sahip çıkması veya işte e, odaya üye olması gerekmekte. Çünkü hani biz ne kadar çok e, birlikte olursak e, gücümüz, kuvvetimiz de veya mesleğimizin e, şeyi de e, o kadar artmış olur. Onun için e, üye olmak önemli bir şey aslında odaya. Evet, şimdi ne yapıyorsunuz? 2024 yılına geldik. Tabii ki evet. e, dolu dolu bir 2023 mi geçirdiniz, e, faaliyet olarak neler yaptınız bugüne kadar aklınızda kalanları sayabilirsiniz. E, bizim şöyle o da olarak e, özellikle e, yani meslektaşlarımıza yönelik kurslarımız oluyor dönem dönem. Onun haricinde de mezun olan tüm arkadaşlarımızın burada üniversitemizin de olmasıyla birlikte e, özellikle klinik faaliyetlerini yürütürken bakanlıktan almış oldukları bir sertifika var. Suni tonlama sertifikası. Onun sekreteryasını odalar yapar bizim. kurslar düzenliyoruz. Tabii bu kursu da Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesindeki eee hocalarımızla birlikte yapıyoruz. Bir haftalık bir kurs dönemi sürüyor bu uygulamalı ve teorik olarak da değişmekte. yani herhalde 2-3 aya bir rutin bununla ilgili kurslarımız olmakta. Onun haricinde peşop açacak insanlarımızın özellikle bu işte e, yasada değişti tabii ha, o baranakların haricinde e, hayvan alım satımı yasaklandı. E, şu an için bir ona yakın kursiyerimiz var e, 5199 sayılı yasa çerçevesinde. E, bunu hayvan da, alım satımı derken? E, önceden yani mesela peş falan da mı yasak? E, yok e, kedi veya diğer hmm. e, köpek için hayvanlar olsun e, bunu da büyükşehir belediyesi ile ortaklaşa yürütüyoruz. Biz e, gerekli yazışmaları yapıyoruz. Yine e, Tarım İl Müdürlüğü'nden ve üniversiteden hocalarımız geliyor. E, bir gün süren e, bir kurs programımız var orada. E, gerekli mevzuatları, e, işte hayvanların refahıyla ilgili nasıl nerelerde bulundurmalı, kafeslerin ölçüleri veya işte oradaki yapılabilecek tüm mevzuat konusu anlatılıyor. Daha sonra e, sertifikalarını bizden alıp büyükşehirden de ruhsatlarını almış oluyorlar. Dönem dönem böyle kurslarımız devam ediyor. Önümüzdeki haftada muhtemelen işte belediye ile yine ortak bir kurs yapacağız ve bu arkadaşlarına sertifikalarını vermiş olacağız. Kurban bayramında da güzel hizmetiniz var orada kurban evet. pazarlarında veteriner hekim olarak görev alıyorsunuz, görevlendirme yapıyorsunuz. Özellikle son 3 senedir tüm pazar yerlerinin veya satış yerlerinde, kesim yerlerinde, e, görevlendirmeyi biz odadan yapıyoruz. Orada meslektaşlarımızı e, belirli noktalarda kimi yerde tek e, kişi oluyor, kimi yerde 3-4 kişi olabiliyor. Çünkü büyük e, özellikle kesim zamanında Hı -hı. orada 4 hekim arkadaş görevlendirdiğimiz yerler var. E, buraya kamudan da e, biz meslektaşlarımızı atıyoruz ki e, olası herhangi bir hastalık durumunda özellikle tüberküloz vakalarında ister istemez orada imhası gerekiyor hayvanın. E, iş akışı e, herhangi bir e, sıkıntıya uğramasın diye Kurban Bayramı'nda e, büyük yerlerde kamudan da görevlendirme yapıp e, daha sonra resmi arkadaşlar geliyor, e, orada raporunu tutuyor ve hayvanın e, imha ile ilgili iş ve işlemlerini yapmış oluyoruz. Tabi burada da önemli olan e, küpe olması. Yani özellikle her kurbanda da dediğimiz gibi e, alıp satarken küpeli hayvanların tercih edilmesi bizim için e, önemli bir kriter. Türkiye'de yani genel manada oda başkanlarımızı aldığımızda genellikle çok mezun sayısından dert yanıyorlar. İşte evet. okulların çok artmasından, mezun olan sayısının gençlerin sayısından dert yanıyorlar. Tabi ekmeklerinin bölündüğünden değil iş bulamayacak olmalarından herhalde dert yanıyor. Sizin de böyle sıkıntınız var mı? Çok fazla mı veteriner, hekim yetiştiren e, fakültelerimiz var. 35'e yakın veteriner fakültemiz var. Eee Allah'tan e, artık bundan sonrası veteriner fakülteleri açılabilmesi için e, bir kriter bağladı YÖK. E, eğer bir e, çünkü artık ilçelerde de yani veteriner e, fakültesi açılmaya başlanıldı. Yani il merkezlerini bırakın atıyorum bir ilçenin e, ilin ilçesinde de artık veteriner hekimliği fakültesi e, açılıyor. Artık bir uygulama çiftliği olması lazım. Çünkü hmm. hekimlik mesleği sadece işte görsel slaytlardan veya anlatılacak videolardan değil, birebir uygulamayla, tatbikatta da iç içe olan bir meslek dalı. Yani hem okuyacaksınız hem de okuduklarınızı tatbik etmeniz lazım. Onun için de artık veteriner hekimliği fakülteleri açılırken, bir uygulama çiftliğinin olması lazım bundan sonra veya laboratuvarlarının, fiziki şartlarının yere yerine getirilmiş olması lazım. Yani ben şöyle kendimden pay biçeyim. 95 senesinde ilk Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesine başladığımızda bizim küçücük bir sınıfımız vardı. Onun haricinde de 23 kişiyle başlamıştık hı hı. ilk defa. Daha sonradan işte yani laboratuvar ortamları, şunlar, diğer uygulamalı yerler hepsi açıldı ama yani biz bir yerde de kendi kendimizi yetiştirdik. Yazları işte meslektaşlarımızın, büyüklerimizin, abilerimizin yanına gidip kliniklerde, onlarla birlikte hastaya giderek veya işte değişik kurumlarda, çiftliklerde çalışarak kendi kendimizi yetiştirmiş olduk. Aldığımız eğitimden sonra da. Ee, onun için e, yani hekimlik mesleği tabii ki şey e, bir can kurtarıyorsunuz e, tıptaki olduğu gibi veya izacılıkta veya diş hekimliğinde olduğu gibi ve bunun e, uygulamalı kısmı da çok önemli. E, bu da bir yerden sevindirici artık bundan sonra bir daha bir yerde açılacak olduğu zaman bu şartları yerine getirdiği zaman artık fakülteler açılacak. O da orada yetişecek olan meslektaşlarımız Hı. için. E, güzel bir olay yani. Erciyes Üniversitesi bu anlamda nasıl uygulama alanı yeterli mi? Uygulama alanımız yeterli. E, özellikle Yeşil Mahalle'de bir çiftliğimiz var bizim Hı. üniversitemize bağlı. Orada da dönem dönem e, öğrencilerimiz e, hem stajlarını yapabilmektedirler hem de de uygulamalı olarak e, da orada tatbikatta yapabiliyorlar. de Erciyes Üniversitesi'nde hayvan hastanesi var. Bura evet. randımanla çalışıyor mu? 24 saat mi? Hizmet ne yapıyor? Ee, nasıl oranın işleyişi? Şöyle söyleyeyim zaten e, bizde ruhsatlandırma olurken e, yani bakanlığa bağlı veteriner kimler e, klinik, e, poliklinik ve hayvan hastanesi şeklinde olur. Burada Hı. sadece 7-24 saatte çalışan e, kurumlar hayvan hastaneleridir. Onun için Erciyes Üniversitesi'nin hastanesi de 7-24 hizmet vermektedir. Yani ruhsatının da gereği bir şekilde orada 7-24 hizmet vermek zorundalar. Bütün hayvan cinslerine mi veriyorlar başkanım? Tabii ki. Yani sahip olduğumuz şeyleri. Evet. Yani artık. Yabani e, hayvan vesaire mesela yaralı falan bulduğumuzda. Dönem da, dönem geliyor. Hı. Yara, yabani hayvanlarda yani doğal e, ortamdaki diyeyim. Onun haricinde hayvanat bahçemizin de artık burada olmasıyla birlikte e, egzotik hayvanlar evet. yani onlarla da ilgili e, hizmet de vermektedir. Evet. Peki biraz da e, sıcak gündeme geçelim. Tabii ki havaların soğumasıyla birlikte köpek evet. saldırıları da artmaya başladı. Özellikle aşk kalan hayvanlar e, ya da kışın e, birlikte gezme e, çok fazla oluyor köpeklerin. Niye birlikte geziyorlar? Niye saldırgan olmaya başladılar? Ee, şöyle söyleyeyim tabii e, öncelikle en son Ankara'da yaşanan olayla ilgili e, evladımıza da buradan acil şifalar diliyoruz. E, geçmiş olsun diliyorum. İnşallah bir an önce sağlığına kavuşur. E, tabii e, yani sokak hayvanları aslında e, yani hem belediyelerimizin hem toplumumuzun yani biz insanların bir e, gündemi. Yani bu bugün de böyleydi. Bundan önce de veya bundan sonra da aslında bu e, canlılar olacak veya aynı biz e, dünyanın içerisinde nasıl yaşıyorsak onlar da bizim dünyamızın içerisinde bir varlık. Tabii bununla ilgili e, tedbir almak lazım. E, önlem almak lazım. E, bunda da en çok sorumluluk belediyelerimize düşüyor. E, mesela bizim Büyükşehir Belediye'mizin bir barınağı var orada. Görevli arkadaşlarımızda arkadaşlarımız da bulunmakta. Ee, ve sokaktan yakaladığımız hayvanların aslında kanun şöyle diyor ee, işte kısırlaştırması yapılmamış ise kısırlaştırması yapılacak ee, işte zoonoz hastalık dediğimiz kuduza karşı e, kuduz aşısı yapılacak ve ondan sonra da parazit iğneleri yapılıp yapılıp e, iyileşme sürecinden sonra da tekrardan bulunduğu ortama e, geri e, nereden almışsak aynı e, hangi ilçesi veya bölgesi oraya geri bırakılıyor e, tabi şimdi her ne kadar da kontrolsüz bir üreme var e, sokak hayvanlarıyla ilgili. Bununla ilgili bir e, telefon görüşmesi var. Bir amcamız bir evet. belediyeye arıyor e, kısırlaştırma ile alakalı. Dinlediniz mi onu bilmiyorum. Şu anda <laughs> burada söylemek istemiyorum da. Yani kısırlaştırma çözüm mü? Yani kısırlaştırıp sokağa bırakıyorsunuz hayvan sizi ısırıyor. Yani e, tabii sorun ki, kısırlaştırmada değil. tek şey kısırlaştırmadaki amaç e, üremeyi kontrol altına Hı. almak tabi ee, tabii tekrardan o canlı şeyde. de. Bir yani de şöyle yine bir durum var. Yani de. kısırlaştırmanın şu özelliği var. Şimdi hayvanlar niye saldırgan oluyor özellikle veya popülasyon belirli bir gruplarda? Hani kışın tabii ki gıdaya ulaşmaları zor oluyor. İster istemez de bunlar gruplar halinde. Yani şehrin merkezinde olmasa bile ama şehre yakın yerlerde özellikle mesela şöyle söyleyeyim. Ee, işte civar e, uç noktalarda ele gözden tutun da atıyorum işte Hı. E, daha biraz daha uç kısımlara doğru orada bir toplulaşma var e, hayvanlar arasında. E, havaların soğumasıyla bunlar şehre de inebiliyor. Aynı nasıl yaban hayvanların işte bazen görüyoruz işte domuzların veya işte tilkilerin e, şehrin içerisinde olduğu gibi bu canlılar da e, ister istemez aç kalınca şehrin içerisine iniyorlar gıdaya erişmek için. Bir de şimdi kısırlaştırmadığımızda şöylesi bir durum oluyor. Hani mevsimsel olarak kızgınlık gösteren hayvanlar özellikle köpekler, yani kediler de öyle. Şimdi bir popülasyonun içerisinde orada erkek de var, dişi de var bu canlılarda. Eğer kısırlaştırılmamış bir dişi varsa veya işte erkek popülasyonu da var. Bu sefer ister istemez orada bir üremeyle ilgili şey var. Hani hayvanlardaki bu işte bu mevsimsel kızgınlık gösterdikleri dönemde hormonlar da devreye girmiş oluyor. Kendileriyle kavga ettikleri gibi e, sizi yabancı bir kişi olarak algılayıp yani o şeyde o dönemde e, ister istemez daha da çok saldırgan oluyorlar. Ama popülasyon kısırlaştırılmış olduğunda hani böylesi bir saldırganlık olmamış oluyor. Hmm. Tabii ki yani gıda kısmı o hariç ama kısırlaştırmanın özellikle buradaki önemi o. Evet ama bir de barınma yerlerimiz var. Yani ne kadar? Şimdi anladığım kadarıyla yeterli. bir kırsızlaştırma yapılması o kızgınlık döneminde e, saldırganlaşıyor. Bir de yeterli besine ulaşamadık. Yeterli besine ulaşamadık. Yeterli besine ulaştığı halde saldırganlaşanlar var mı? Olur mu? Şöyle de yani o da şöyle diyeyim kendi o bölgeyi yani veya bulunmuş olduk yeri Koruma. kendisini korumak amaçlı yapıyor evet. aslında. Tabii burada daha değişik unsurlar devreye giriyor. Şimdi hani belki o bölgede bir tane köpek var veya birkaç tane köpek var. Bir de atıyorum havlamaya başladığı zaman civardaki köpekler de veya işte diğer canlılar da geliyor. Yani hep beraber kendi bölgelerini savunmaya çalışıyorlar. Yani bu içgüdüsel olarak tam e, gelişen bir durum. Bura benim bölgem diyor yani. E, ama şey e, şimdi tabi burada hani ne kadar sakin olunur, ne kadar e, bilinçli olunabilir? Ee, mesela şöyle söyleyeyim, böylesi bir e, mesela bilimsel bir çalışma vardı. E, siz kaçtığınız zaman o sizi otomatikmen kovalamak e, istiyor. Yani kaçıyor hmm. ve benden kaçıyor yani diye ama e, tepkisiz kaldığınızda veya atıyorum işte e, yüksek sesle e, bağırdığınız durumlarda, özellikle de gülmeyle ilgili. Hayvanlara güldüğünüz zaman, özellikle köpeklere, hı. hani hayvan ısırırken dişlerini gösteriyor veya onlar için o bir şey, e, kavga veya işte karşı tarafa bir güç göstergesi, dişlerini göstermesi. E, ama bizde insanlarda mesela bu, hoşnutluk ifadesi. Hı hı. E, o esnada yani çok göz teması kurmamak, e, karşıdaki size havlayan bir köpekle veya canlıyla, e, sakin kalmak e, çok önemli. Ee, Çocuk durumda. nasıl sakin i̇şte kalacaklar? Yani hadi evet, biz sakin kanalım, korkmayalım, kaçmayalım evet, ama neticesi çocukların böyle bir ya da kadından böyle bir durumu söz konusu olmuyor mu? Tabii ki. İşte öyle olunca da e, çok kötü sonuçlarla da karşılaşabiliyoruz. Ne yapmak biliyorsun. lazım? Yani sadece kısırlaştırıp sokağa geri bırakmak yerine bunun çözümü var mı? Toplayıp barın kocaman evleri. kocaman alanlar yapıp buralarda mı e, besleyebiliriz? Evet, barın evleri yapılacak ve buralarda düzenli rutin kontrolleri ve o barınma evlerinde de ilgili bu işten anlayan yani e, operasyonlarını, e, ameliyatlarını yapabilecek hekim arkadaşlarımızı istihdam edip oralarda e, düzenli rutin kısırlaştırma olacak. Yani ne kadar çok e, barınma evi yapar isek mesela bizim şimdi Koca Sinan Belediyesi'nin e, bununla ilgili çalışmalar var. Melikgazi Belediyesi'nin de yanlış hatırlamıyorsam 80 küsür dönüm üzerinde bir çalışması var. Bunlar biraz daha rahatlatacaktır Kayseri'deki potansiyeli. Aslında bunu yasa olaraktan 16 ilçedeki nüfusu 75 binin üzeri olan tüm belediyelerin kendi bünyelerinde bir barın evi kurması gerekiyor. Hı. Bu da yanlış hatırlamıyorsam bu senenin sonuna kadar aslında süre tamamlanıyor bir daha uzatılmaz ise. Yani net olmamakla birlikte ama 75 binin üzerindeki tüm belediyeler bünyelerinde bir barınma evi yapmak zorunda. Ve burada da veteriner hekimi istihdam edip o hayvanların sağlığıyla, ile ilgili tüm işlemleri yapacak. E, kanun bunu hükmediyor neticede. İşte bunları kurar isek sokaktaki e, popülasyonu azalttığımız zaman e, direktmen e, yani insanlarla olan e, veya çocukların işte bu tip saldırılara karşı bir yerde biraz daha korumuş oluruz. Bir de Şimdi hani bazen şöyle oluyor, işte biz bunları e, hapis mi edeceğiz veya şey e, bir yerde işte tıkış Onu tıkış. Onu diyenler kendileri e, götürsün baksın. Işte yani, şöyle de bir şey var. Köpek şimdi. sevmek demek, hayvan sever demek bir torba yemi götürüp önlerine Tabii bırakıp yani, geri gelmek değil. Öyle değil. Bir de şöyle bir şey var. Mesela şimdi kuduz hastalığı yani hayvanlardan insanlara geçen zoonoz bir hastalık. Hı -hı. E, bu ısırılmayla da olabilir veya elinizde bir yara varsa Atıyorum çünkü kuduz ısırıldıktan sonra 200 ısırılma yerinize bağlı olaraktan 285 gün sonra da insanlarda hastalık belirtisini çıkartabiliyor. Hmm. Yani bir yıl sonra da siz kuduz olabilirsiniz temas sonucunda. Elinizde bir yara vardır, o hayvanın salyası elinize bulaşmıştır. Hmm. Aşı falan yaptırmazsanız. Aşınız yoksa veya işte bunu şuraya getireceğim veya biz paraster iğneler yaparız neticede. Bu da kistatit dediğimiz, işte ekonomik kistleri, karaciğerde e, büyük abseli yaralar yapar. E, bunun tedavisi de insanlarda, gene hayvanlardan geçen zoonoz parasiter bir hastalıktır. Şimdi sokaktaki, biz her hayvana kuduz aşısını yılda bir kere yapıyoruz. Şimdi sokaktan yakaladık, barınma evine getirdik, operasyonunu yaptık, kuduz iğnesini aşısını yapıp parasiter iğnelerinde vurduk, gere kanun gereği doğal ortamına bıraktık. Ama tekrardan benim o canlıyı yakalayıp bir sene sonra veya iki sene sonra tekrardan kuduz aşısını yapmak veya işte hmm. paraster iğnelerini yapma gibi bir şansım yok. Ee, onun için de barınma evleri hani biz burada hapis ortamı diye nitelendirmiyoruz hmm. orada. Çünkü burada halkın toplumunda sağlığı çok önemli. Ee, ben birebir yani benim himayemde kontrolünde olan bir canlıya ben orada her yıl kuduz aşısını yaparım rutin aralıklara da paraziter iğnelerinde yaparım ve ister istemez de e, hayvanın sağlığını da korumuş olurum burada. Onun için aslında barınma evlerinin veya işte barınakların önemi burada e, ortaya çıkıyor. Yani sokakta olmasındansa ve böylesi durumlarla karşılaşmaktansa e, şartnamelere, kanunlara uygun çok güzel barınma evleri yapılıp bu canlıların orada veteriner hekimlerin kontrolü altında bulunması en önemlisi. Kuduz aşısına girdin de ben şeyi soracaktım köylerde kırsaldaki kuduz aşısını. Evet. E, isterseniz buradan devam edeyim sonra geri oraya döneyim çünkü e, önemli bir şey söylediniz 285 gün sonra e, hastalık ortaya çıkar evet. dedik. Genellikle köylerde kırsal alanlarda köpek vesaire saldırdığında bir şey yaptığında ya bir hafta bakalım bir şey yoksa. E, doktora gideriz bir şey olursa gideriz mantığı var. Demek ki e, bir hafta Tabii. iki hafta kurtarmayız. Çok İlk yanlış iz... bir uğurlama. Yani Onu üstüne basa basa evet, sor, söyle, özellikle söyleyelim. Özellikle köylerde çünkü İsmail Bey e, şehirlerdeki gibi de değil. Aslında e, yani özellikle o çoban köpeklerinin parasiter mücadelerini e, yetiştiricilerimiz yapıyor. Ama tek unuttukları bir yer var Kuduz'la ilgili durum. Çünkü Hı. Hani olmaz olmaz değil ama işte en son Bitlis'te örneğini gördük. Evet. Ee, orada yaşamını kaybetti genç çocuklar, insanlar. Onun için kimseye söylemediği için, babasından tabii. korktuğu için gitmemişti. Zaten burada hastalık belirtisi ortaya çıktıktan sonra yapacak bir şey yok. Hmm. Yani belki bu bir haftada da çıkabilir. 200 gün sonra da, 3 ay sonra da çıkabilir. Ama hastalık belirtileri çıktığı zaman artık merkezi sinir sistemine, mikrop ulaşmış, beyin harabiyeti başlamıştır. Hani derler ya işte sudan korkar diye. Yani su içmekten korkar. Onun tek sebebi artık sinir sistemi etkilendiği için yutak felci olduğundan dolayı Hı. suyu içemez. Yani içerken de sanki boğazına kaçıyormuş gibi boğulma hissi olduğundan dolayı sudan kaçar. Yani korkma sebebinin tek şeyi odur. Hı. Evet. Yani kuduz tehlikeli bir hastalık zorunluluğu. Tabii ki. E, zorunlu olarak bildirilmesi gereken hastalıklar. Bunu biz... zaten şöyle söyleyeyim. Bizim kliniklerimiz de yapıyor ücretine mükayil ama onun haricinde il, ilçe, tarım müdürlüklerimizin hepsi yani bu aşı ücretsiz yapıyor. Bu çünkü zoonoz bir ve halk sağlığını, toplum sağlığını ilgilendirdiği için yani bugün Pınarbaşı'ya da gitseniz ilçe müdürlüğünde köpeğinize kuduz aşısını yaptırabilirsiniz veya kedinize veya atıyorum Yahyalı'ya da gitseniz. Hı. Orada kolaylıkla da erişebileceğiniz bir şey aşı. Evet Köpekleri konuşuyoruz. Kısırlaşma dediniz de başkanım, şimdi biz genel manada kent merkezlerini konuşuyoruz ama az çok köylerde yaşamışlığımız var, çocukluğumuz evet. geçti, gençliğimiz geçti. Köylerde genellikle minibüslerle seyahat ederler. Hatta o torbalara inekleri doldururlar bir sonraki köyü ya da iki sonraki köyün evet. arazisine bırakırlar. E köylerde bu popülasyonu nasıl engellemek lazım? Sonuçta insanlar hayvanları korumak, evlerini korumak amacıyla çok fazla buna dikkat etmiyorlar. Evet. Yani aslında şimdi burada da tabii şey, yani sahipli hayvanlar ve sahipsiz hayvanlar aslında Hı. yani bizim buradaki veya belediyelerin hizmet vereceği kısımlar sahipsiz hayvanlarla Hı. ilgili. Yani ister kısırlaştırma olsun ister barınma evine alacağımız veya siz sahipli bir hayvanınızı da belediyeye düzenlenen formlar şeklinde oraya verebilirsiniz. Ama ben işte bir ay vereyim bir ay sonra tekrardan kedimi köpeğimi alayım dediğinizde zaten onu tekrardan alamazsınız orada. O artık belediyenin hmm. himayesi altındadır. Köylerde de şimdi tabii ki bizim kısırlaştırma merkezlerimiz veya belediyelerimizin öyle bir yeri yok neticede böyle bir hizmet yok. Sadece serbest kliniklerden bununla ilgili hizmet alabilirler. Ee, i̇şte dediğim gibi nüfusu 75 binin üzerindeki tüm belediyelerin aslında e, oraya e, uygun şartlarda bir yer yapmış ve veteriner hekimde istihdam etmiş olsalar aslında ilçelerde de bunu çözeriz. Veya şöyle de olabilir bu. E, tüm e, belediyelerimizin yani hepsi büyük şehrimize bağlı ki burada da bir merkezimiz var bununla ilgili. Evet. oradaki barınma evimizde kısırlaştırma'yı biz yapıyoruz. Oradaki hekim arkadaşlarımız. Ha tabii ki belki sayıları az orada. Onların da yapabileceği bir işte kısır kapasite var günlük. Oradaki hekim arkadaşlarımızın sayısı arttırılıp ve ilçe belediyelerde toplamış oldukları e, kısırlaştırılmamış küpesiz e, tüm hayvanları belediyemize getirdiklerinde yani e, orada bu hizmet e, çok rahat yapılabilir. Ama tabii ki dediğiniz gibi atıyorum A belediyesi kendi bünyesindeki e, hayvanları toplayıp bazen daha ucura daha Hı. başka bir yere veya öbürü de başka bir yere bırakabiliyor. Belediye değil de vatandaşlar bırakıyor. He, veya vatandaşlar. Onun için Burada yani şey, belediyelerde süreç tamamladıktan sonra doğaya bırakıyor. Tabii. Bizden uzak olsun diye götürüp Öyle. sınırda koyuyor belki. Zaten hani kanun onu diyor. Hı. Tüm her şeyde diyor işlemleri bittikten sonra Hı. geri almış olduğun ortama bırakacaksın diyor. Hı. Yani mesela bizim özellikle bu Ela Göz doğru o hatta orada çok şey vardır. Köpek Hep, mi? Köpekler var ve bunların hepsi de kısırlaştırmış. Kulakları küpeli e, köpekleri. E, şimdi orada e, kendilerine göre bir yaşam alanları var bu canlıların. E, i̇ster istemez onlar hani e, doğada kendilerini bir yabanda gibi hissetmiş oluyor orada. Onun için e, o da onların e, ortamı. Orada çünkü koyun otlatan insanlar da var. Büyükbaşlarını otlatan insanlar da oluyor dönem dönem. Çünkü meralık bir bölüm burası. Ee, ama buradaki en önemli kriterler eğer biz sokakta böylesi e, görüntüleri görmek istemiyorsak kısırlaştırma faaliyetlerine ve barınaklarımızın e, sayılarını arttırıp orada rehabilitasyon hizmetlerini arttırmamız gerekiyor. Evet yani bu önemli konu. Yine de kişisel olarak alabileceğimiz tedbirler nedir? Yani tamam köpek Ankara'da saldırdı ama Burada ailenin de ihmali var mı? Küçük çocuklarımızı özellikle tehlikeli olduğu alanlarda yalnız bırakmamak gerektiğine inananlardanım. Tabii. E, ya da eline ne bileyim köpek savar diye bir şey var mı? Bunlar vesaire verilebilir mi? Zorunlu olarak dışarıda bir yere gitmek zorunda kalanlar ne yapabilir? Kişisel olarak nasıl bir tedbir alabiliriz? Yani işte hani çocuklarda bunu hani bu bilinci oluşturmak belki de çok zor. Hani çocuk dediğiniz yani gibi istediğin kadar neticede eğitim bir... çocuk. Yani kaçmamak evet. veya göz teması kurmamak, heyecanlanmamak bunlar önemli şeyler ama hani belki büyükler bunu yapabiliyor. Veya atıyorum mesela ben kö dediğiniz gibi köye gittiğimizde 10 tane kişinin içerisinden bir tek beni kovalardı köpekler Hı. mesela. Kimseye bir şey yapmaz. O da şey çünkü siz heyecanlandığınızda sizden gelen tepkileri de ölçmüş oluyor. Hı ama küçücük bir çocuğa veya bir ilkokul öğrencisine de bunu hani nasıl e, bilinçlendirebiliriz ya okullarda bunlarla ilgili bir e, eğitim sistemi olacak e, orada ya belki yalnız göndermeyeceğiz bir... ya da yalnız göndermeyeceğiz yani bir yerde de kendi tedbirimizi kendimiz almış olacağız. Evet mutlaka yani çünkü çok acılar yaşanıyor geçtiğimiz Tabii. yıllarda Kayseri'de de bir e, çocuğumuz bu şekilde yaşamını yitirmişti ki çok acı veriyor. Gün yani mesela onlarca canımız trafik kazalarında vefat ediyor. Üzülüyoruz ama bir tane köpek parçaladığında bir canı tüm Türkiye üzülüyor. Belki buradaki kazadan atıyorum Niğde'dekinin haberi olmuyor. Niğde'dekinden bizim haberimiz olmuyor. Ama şurada bir can gittiğinde bütün Türkiye aynı acıyı hissediyor o yüzden çok önemli bir konu dikkat etmek gerekiyor. Peki artık kış mevsimindeyiz. Aralık ayı itibariyle evet. kış mevsimine girdik. Kışın ortaya çıkan hastalıklar var mı? Uyarmanız gereken konular var mı bu noktada? Yani özellikle hani büyük başlarda burası biraz da yani İç Anadolu daha da iklim kışın sert geçiyor. Koyunlarda olsun küçük baş ve büyük başlarda havaların soğumasıyla birlikte özellikle de yani solunum problemleriyle ilgili sıkıntılar yaşıyoruz aynı insanlardaki yani grip nezle gibi hmm. bizim e, ekonomik olaraktan beslediğimiz hayvanlarda da hastalıklar olabiliyor onun için dönem dönem yetiştirici arkadaşlarımız tabi bunların aşıları da var normalde e, bu aşılarını yaptırırlarsa zaten hekimlikte önemli olan koruyucu hekimlik canlıyı hastalandırmamak. Ee, işte parazitler <laughs> yaylımdaki meradaki hayvanlar artık içeriye girdiler ve ee, bununla ilgili hem parazitler mücadelelerine e, iğnelerine dikkat edip bunları uygularlarsa ve e, gerekli aşılarını da yaptırırlarsa e, kışın oluşabilecek birçok hastalıklara karşı da önlem almış olurlar. Bulaşıcı olarak <laughs> çıkabilen bir hastalık var mı insan hayatını tehlikeye atan? Bir ara kuş gribi vesaire çıkmıştı da evet. e, yani onların dışında e, büyük baş hayvancılıkta vesaire ya da Şöyle küçük baş hayvancılıkta bu tarz tehlikeler var. Yani şu an için öyle bir tehlikemiz yok ama Hı? tabii ki e, zoonoz dediğimiz veya paraziter veya viral kaynaklı veya bakteriyel kaynaklı ister solunum yolu hastalığı olsun veya atıyorum şap hastalığı. Bundan tutun, şarbon, antraks dediğimiz hastalığa kadar bunların hepsi hayvandan hayvana bulaşabildiği gibi hayvanlardan insanlara da bulaşan zoonoz hastalıklar. Tabii ki bunların hepsinin de e, hastalıkları önlemek açısından aşıları bulunmakta. E, zaten e, Tarım Bakanlığımızın e, çek hastalığıyla ve şap hastalığıyla ilgili yılda iki defa ilkbahar ve sonbahar döneminde programlı aşılamaları bulunuyor. Bunu hmm. tüm 16 ilçemizdeki tüm büyükbaş hayvanlara ve küçükbaş hayvanlara da uyguluyorlar. Tabi aynı zamanda serbest klinikteki arkadaşlarımız da yapıyor bunu. E, onun haricinde de tabii birçok e, işte bakteriyel kökenli işte korostriol enfeksiyonlardan tutunda diğer hastalıklara karşı da dönem dönem hem küçük başlara hem de büyük başlara yapmış olduğumuz programlı aşılarımız mevcut olmaktadır. Kuduzun dışında böyle hayvandan insana geçip de öldürücü etkisi olan hastalık var mı? Şöyle söyleyeyim mesela şarbon dediğimiz hastalık da şeydir. Yani %95 oranında deri formuyla görülür. Hı hı. Ama eğer tedaviye geç kalınmışsa yani çünkü o e, vücudunuzda ceviz büyüklüğünde sulu yaralar içi ilta, simsiyah iltihaplı bir e, yaralar oluşturur. E, eğer tedaviye gitti tedavisi de uzundur yani 40-45 gün. Şu eskiden yine, köylerde köy çocuklarında köyde büyüyenlerde kafalarında yara çıkardı. Onlardan o da biraz uyuzdan ilgili Her yani uz... bu paraster kısmı hı. ama şarbon e, biraz daha şeydir. E, hem bakteriyel kökenli ve de yaygın e, görülebilir yani vücutta. E, %5 oranında da atiyom akciğer formu vardır. Artık hmm. oraya sıçradıktan sonra da akciğerinde yenilenmesi olmadığı için ölümle sonuçlanabilir. Yani her hastalıkta olduğu gibi e, hayvanlardan insanlara geçtiği zaman o zoonoz dediğimiz hastalıklar ister viral kökenli ister bakteriyel kökenli e, her ne kadar tedaviye geç kalırsanız e, işte oradaki risk faktörünü de arttırmış oluyorsunuz. Bunlar büyük baş, küçük baş hayvan fark ediyor mu? Hepsinde aynı hastalık gözüküyor e Gözükebilir, evet tabii. E aşı, Sadece yani hastalığın seyri fark edebilir. Aşı takvimi nasıl başkanım? Yani zorunlu aşılar dışında neler yapılabilir hayvanlara? evcil hayvanlar kısmı ayrı ekonomik e, evcil ekonomik hayvanlar değeri olan, değer olan hayvanlar ayrı e, yani şap hastalığı olsun çiçek hastalığı kolesterol hastalıkları dediğimiz onlar onun haricinde e, pastörlüğe yönelik akciğer hastalıklarına karşı aşılan e, mus dediğimiz gene e, yemden e, kaynaklı veya işte Ahır ortamının, işletme ortamının kötü koşullarda olmasına bağlı olaraktan üreyebilen bakterilerin yapmış olduğu hastalıklar vardır. Ve buna bağlı da birçok aşılar bulunmakta. Dönem dönem hem bölgesel olaraktan hem de yetiştiricilerin kendi talepleriyle birlikte hekim arkadaşlarımız bu aşılama takvimini talebe göre de hazırlamakta ya da kendileri de bir program dahilinde özel işletmelerde, çiftliklerde uygulamaktadırlar özellikle evcil hayvan besleyenlere yönelik neler söyleyebiliriz? Genellikle köpek, kedi evet. ve kuş türleri var evlerimizde. Onların da tabii düzenli programlı aşılamaları var. Özellikle işte hani yeni sahiplenilmiş bir canlının ister kedi olsun, ister köpek olsun e, iğnelerinin yapılmış olması lazım ve bunun da rutin 2 e, aylık, 3 aylık periyotlarla uygulanması lazım. Özellikle e, köpek besleyen e, insanlar için e, bu daha çok önemli. Onun haricinde işte karma aşıları dediğimiz bu ister gençlik hastalığı, parvoviral enterit veya işte kedilerde panleököpeni dediğimiz hastalıklara karşı koruyucu e, aşılarının da 2 e, aylıkken başlayıp düzenli periyotlarla yapılması daha sonra kuduz aşısının tekrarlanıp en az yılda bir de hem bu aşıların yılda bir tekrarlanması ve kuduz aşısıyla birlikte yılda bir yapılması lazım evde beslediğimiz canlıların. Tabi dönem dönem e, işte onlarda da ee, özellikle bu mevsimlerde mesela aynı insanlar gibi artık biz de kalın giyinmeye başlıyoruz hı hı. havalar soğuduğu için. Onlar da ister istemez tüyleri uzuyor ve e, tüylerle de ilgili şikayetler geliyor. Mesela alerjisi olan insanlar olsun e, işte mevsim geçişlerinde ya tüy dökme e, problemleri çok olur özellikle kedilerde. Bunla da ilgili e, klinikteki hekim arkadaşlarla e, veya gitmiş oldukları hekimleri kimse aynı aile hekimi gibi insanların artık şeyler var. Allah notumu orada. aldım siz de hemen aile hekimi benzetmesi yaptınız onu <laughs> evet. soracaktım. Yani zorunlu bir hale getirilebilir mi? Sonuçta e, evcil hayvanlarda da herhalde kimlik kartı mı var? Zorunlu e, küpe mi var? Mikroçip uygulaması var. Hmm. E, artık bundan sonra 6, aydan, e, 6 aylığa kadar olan. Kedi ve köpekler çipleniyor. İşte bu bir sene öncesine kadar yoğun bir şekilde yapılmıştı, kanun bitmişti çünkü her özellikle bu şey için yapıldı değil mi Başkanım? Bağ evlerine yazın göçüyoruz. Tabi çocuklarımız sokak hayvanı istiyor ya da hayvan istiyor evet. köpek, kedi vesaire alıyoruz. Bağdan göçünce kış. ...memleket olduğu için bırakıyoruz sokağa geliyorduk. Tabii. Bunu önlemek amacıyla sanki çıkartıldı. Hem onunla ilgili hem de işte... E, ...hem sokaktaki hayvanlarımızı tespit etmek... ...hem de yani bizim e, mesela şimdi biz... E, ...81 vilayette bakanlığın ve tüyün verilerine baktığımız zaman... ...18 milyona yakın veya 16 milyona yakın... ...büyükbaş hayvanımızın olduğunu Hı -hı. söylüyoruz. Ama evcil hayvanlarla ilgili böyle bir veri çıkartamamıştık. Rakam çıkartamamıştık. Onun için... Artık bundan sonra hani bakanlıkta böyle bir veri var atıyorum işte bizim şu kadar kedi popülasyonumuz kayıt altına aldığımız veya köpek popülasyonumuz var diye de bu verilere ulaşabiliyoruz. E tabii de dediğiniz gibi artık çok da o kadar kalmadı. Hani Hı. karne hediyesi olarak almak veya işte doğum günü hediyesi olarak bir kedi veya köpek almak çocuğumuza e tabii bu eşya değil bu canlılar. Ee, ve de daha sonra da işte okullar yeniden açılıp bağdan indiğimizde veya işte normal bahçeli bağımızdan indiğimizde e, geri sokağa bırakıyorduk. Ee, tabii çipli olan bir hayvanımızın e, eğer siz kaybolduğunu veya işte siz onu bilinçli olaraktan sokağa bırakmışsanız veya çalınmış ise... E, oradaki mikroçip numarasına göre kime o ait olduğu belli oluyor. Hmm. Sizin de bir kayıp ilanınız yok ise tabii bununla ilgili e, zabıtanın veya işte belediyelerin bir cezai müeyyidesi var hayvan sahibine. E, veya bazen bizim kliniklerimize de geliyorlar. Şu seri numaranın mikroçipli işte ile birlikte bizim mesela özellikle merkez 3 ilçede 80'in üzerinde 80'e yakın kliniğimiz var. Ve burada da tüm meslektaşlarımızın bir grubu var, WhatsApp grubu. Oradan kaybolan kedi veya köpekle ilgili mikroçip numarasını dağıtarak, çünkü her kliniğimizde okuyucular da var o mikroçiplerin. hayvanın işte ensesinin orada iki skapuranın arasına yaptığımız o mikroçipleri okutturduğumuz zaman seri numarası çıkar. Onu da bakanlığın sistemine girdiğimizde işte İsmail Bey'in veya Akgün Bey'in diye kime ait olduğunu adresine kadar orada bulabiliriz. O mikroçip hareket etmiyor mu vücutta? Gizmiş. orada Sabit. bağ dokunun içerisinde orada kalır. Evet. Hareket etmez. Peki kediler de çok fazla en çok tercih edilen evcil hayvanlardan. Evet. Bunların da ortaya çıkarabileceği hastalıklar var mı? Hemen hemen aynı mı saydıklarımız? Aynı yani şeyde. Mesela hani onlarda pannoköpene dediğimiz bir hastalık var. Ee, küçük yaşta yakalanabilecekler. Onun için e, biz aşı aşılarını uyguluyoruz. Köpeklerde de aynı zamanda. insana geçiren hastalığı var mı kedilerde? Çok öyle şey değil ama e, düzenli rutin yani parazitler dediğimiz özellikle kistatitler ee, bu çok önemli. Onun için de e, kedide de olsun, köpekte de olsun rutin aralıklarla yani 2-3 ayda bir parasiter parasitler iğnelerinin işte ense damlası olsun veya iğne şeklinde iş veya dış parasitlere karşı inelerinin iğnelerinin yapılması önemli burada da. Bu kedi tüyü vesaire yuttuğunuzda bir sıkıntı oluyor mu? Bu iğneler yapılmışsa hiçbir sıkıntısı olmaz. Hı. Sadece Sadece Bazen işte insanlardaki alerjik astım gibi veya işte nefes darlığı olan insanlarda ister istemez tüy alerjik reaksiyonlar yapabiliyor. Çünkü bize de geliyorlar bazen hani biz aldık Lütunca ama. kanser mi oluyorsunuz diye sokakta Yok, çok dedikodu var. öyle bir şey olmaz yani hmm. kesinlikle. Yani benim evcil hayvanım olmadığı için bunları sadece kulaktan kulağa duyduğum Yok öyle öyle bir risk veya şey olmaz hı. kesinlikle yani. Zaten olmaz. E, ne kadar temiz bakarsanız, düzenli Tabii. bakarsanız onlar da sizin için evet. risk oluşturmaz. Bu sokaklarda kediler bazen çok saldırgan oluyor. Onların bir sebebi var mı başkan? E Şöyle söyleyeyim. Yani insanlara onlardan da kuduz vesaire bulaşabiliyor mu? Tabii Biz yani kuduz bu, deyince sadece köpek aklınızda geliyor tabii da Kedilerden de olur sıkıntı Hı. yok. Yani bu kuduz ister kedi olsun, ister köpek olsun. Yani eğer ki asi yapılmamış, tilkiden de, kurttan tabii, da vesaire. Tilkiler zaten kuduzun doğal taşıyicilerdir. Onlar vücudunda kuduz e, her zaman için vardır e, mikroba ama e, onlar e, kuduz yani kuduzdan dolayı ölmezler. Sadece ısırdıklarında diğer canlılara naklederler. Tabii kedilerde de bazen dönem dönem böyle şeyler görüyoruz ama hani belki gülerekten işte karşılıyoruz onu şeyde ama dediğiniz gibi e, mikrop aynı ister köpek de yani olsun Kedi de tırma, tırmalasa, tırmalasa veya sizi mutlaka ısırsa, hastaneye gitmek lazım. Hastaneye gidip kuduz aşısını yapmamız lazım. Yani hmm. aşısından emin olmadığımız ne olursa olsun ister köyde yaşayalım ister kentte yaşayalım veya atıyorum komşumuzun kedisi köpeği bizi ısırdı veya tırmaladı e, hastalıktan şüphelendiğimiz zaman veya işte bunun aşısını bilemediğinde muhakkak insanların şehir hastanesine gidip, önceden devlet hastanesi de yapıyordu. Sanırım sadece şehir Hı. hastanesinde yapılıyor. Ona göre rutin dört doz bir program yapıyorlar. İşte birinci günü, üçüncü günü diye orada bir program veriyorlar size. Evet. O gün gidip yani o aşıyı vurulmak lazım. Evet başkanım. Çünkü riske almamak gereken bir durum. Evet o çok önemli konulardan birisi. Program sonuna geldik. Hatırlatmak istediğiniz, duyurmak istediğiniz, şu konuyu da söylesem dediğiniz bir şey varsa alıp bitirin. Teşekkür ediyorum. Öncelikle tekrardan ben geçmiş olsun diyorum yavrumuza. Ee, tabii burada hem insanlarımıza, yani bu e, sivil toplum örgütlerinden tutun hayvan derneklerine kadar e, bunların da sorumluluğunda olan bir konu ve aynı zamanda da en büyük sorumluluk burada belediyelerimize düşüyor. Çünkü yasa da onu emrediyor zaten neticede. Biz sadece e, STK'lar olaraktan belediyelerimize her zaman için yani destek veren tarafta olabiliriz. E, gerek e, iş ve ile ilgili ama e, maddi olarak e, yapılacak olan tüm her şeylerde e, belediyelerimiz e, burada e, ön plana çıkıyor. E, ki yakın zamanda da inşallah hem e, Kocasınan Belediye'miz hem de Melik Gazi Belediye'miz bununla ilgili e, herhalde temellerini atacaktır çok da güzel barınma evleri yapacak. Biz de elimizden ne destek gelirse, burada belediyelerimize her zaman için yardımcı olmaya çalışacağız tabii ki. De. Peki, ağzınıza sağlık, çok teşekkür sağlık. ederim. Evet, bugün Kayseri Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Sayın Akgün Ergül'ü ağırladı. Kendisiyle hem uyarılarımızı yaptık hem de çeşitli konulara e, değinme fırsatı elde ettik. Bitirdik. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.